Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı çiftçinin sorunlarını çözmemekte kararlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Son çıkan yasaya göre 2 yıl arazisini, tarlasını üst üste ekmeyen çiftçinin arazisini alacak, kiraya verecek. Kime kiraya verecek? Muhtemelen bir başka çiftçiye değil, Beşli Çete'ye kiraya verecek. Çiftçi arazisini neden ekmez? Neden 30 milyon dönüm arazi Türkiye'de ekilmiyor? 30 milyon dönüm arazi dediğimde belki bunu değerlendirmek mümkün olmayabilir. 30 milyon dönüm arazi demek Trakya'nın 3 katı büyüklüğündeki arazi demek. Çiftçi bu araziyi niye ekmez? Çiftçi zarar ediyorsa, eğer zararını da karşılamıyorsa ekmez. Düşünün, şu gördüğünüz arazide ayçiçeği tarlaları var. Bu ayçiçeği ekilirken harcadığı parayla şimdi hasat dönemi elde edeceği gelire baktığımızda arada bir uçurum var. Bu tarlalarda 60 dönüm araziye nohut ekti bir vatandaş. Vatandaş nohuta harcadığı para, mazot, gübre, ilaç, tohum ve diğer masraflara baktığımızda 60 dönümlük yere 115 bin lira para harcamış. Nohutu sattığında kaç lira aldı biliyor musunuz? 43 bin lira. Şimdi bunu çiftçiye diyorsun ki sen ekmeye devam et. Peki 115 bin lira masraf etmiş, 43 bin lira almış, aradaki farkı sen mi ödeyeceksin? Çiftçiyi desteklemezsen, çiftçinin mazotuna, gübresine, ilacına, tohumuna zam yapmaya devam eder. Çiftçinin ürününe de hiçbir zam yapmazsan, çiftçi sen ekmiyorsun, ben de senin arazini bir başkasına kiraya veriyorum diyemezsin. Bu yasa çıkartarak çözülebilecek bir sorun değil. Çiftçiye sahip çıkacaksın. Çiftçinin sahibi yok. Üreticiler domatesi tıra yüklemiş, kepçeyle tırdan döküyor. Neden? Para etmediği için. Manavda domatesin fiyatıyla tarladaki domatesin fiyatı arasında uçurum var. Bunu denetleyecek ve düzenleyecek olan siyasal iktidarın ta kendisidir. Bunları yapmayacaksın. Daha sonra diyeceksin ki benim kafam esti, bir yasa çıkarttım. Bu yasaya göre senin arazine el koyuyorum. Bu çiftçinin sorununu çözmek yerine çiftçinin arazisine el koyma politikasıdır. Buna asla izin verilmemeli. Çiftçi örgütleri, özellikle ziraat odaları bu yasaya karşı ses yükseltmeleri gerekiyor. Eğer çiftçi örgütleri, çiftçiler bu konuda taleplerini yükseltmezse bu siyasal iktidar ben bir karar aldım, aldığım karara da herkes hoşnut, o zaman devam edeyim diyecektir. Gelin hep birlikte bu arazilerimize sahip çıkalım, alın terimize sahip çıkalım. Çiftçinin kara gün dostu olan ofiste yazılar kara gün dostu lafını kaldırmıştır. Bu siyasal iktidarın uygulamaları arpada, buğdayda %12 zam verdi ama mazot, ilaç, gübre %100 zamlandı. O zaman çiftçi nasıl ekecek? Çiftçiyi desteklemeden çiftçiye ek demek çok kolay. Hani derler ya, oturduğun ahır sekisi, çağırdığın İstanbul türküsü. Bu siyasal iktidarın yaptığı tam da budur. Çiftçi ayağa kalkarsa bu sorunlara hep birlikte çözüm buluruz. Ama çiftçi halinden şikayet etmemeye devam ederse o zaman ne emeklinin sorununa çözüm üretir, ne ücretli çalışanın sorununa çözüm üretir, ne de işsizlere iş bulunabilir. Çiftçinin köyüne dönüp arazisini ekebilmesi için onun derdine dert ortağı olmak zorundasınız.